Ahmet Hakan, Hürriyet Uğursuz 31 Mayıs'ta Twitter'da dolaştıktan sonra yaşadıklarım. Takvimler 31 Mayıs'ı gösteriyor. Twitter'da biraz dolaşayım bakalım neler dönmüş neler olmuş dedim. Hay demez olaydım. O birazcık dolaşmanın ardından ben artık eski ben değilim. 31 Mayıs'tan sonra bendeki vaziyeti umumiye aşağı yukarı şöyle. Ne zaman azıcık dalgalanıp kendimle baş başa kalsam bebek sahilindeki iğrençlik geliyor gözümün önüne. Bu görüntü zihnimi öyle bir kirletti ki üç kutu şampuanla yıkasam kar etmez. Ne zaman herhangi bir işe konsantre olmaya çalışsam, akli dengesi bozuk adamın çıral çıplak görüntüsü fırlıyor bir yerlerden. Gözlerimi kapatıp kafamı 27 kez sallasam da nafile gitmiyor, kaybolmuyor o iğrençlik. Ne zaman güneşi batırmak üzere bir yere otursam, Galata Kulesi'nin etrafında kendini yakmaya çalışan adamın görüntüsüne maruz kalıyorum. Zaten elimde azıcık kalmış yaşama sevincimi tümden yetirmiş gibi oluyorum. Ne zaman uykuya dalmak için çabalasam Alzheimer hastası 70 yaşındaki sığınmacı kadına atılan tekmenin görüntüsünü hatırlıyorum. Sonra yatakta döndür, yatakta döndür, yatakta döndür. Ne zaman elime bir kitap alıp okumaya kalkışsam sığınmacı çıktı, Türk vatandaşı çıktı, sığınmacı çıktı, Türk vatandaşı çıktı sözleri uçuyor kafamın içinde. Okuduğumu anlamıyorum. Sıfır konsantrasyonda fırlatıp atıyorum elimdeki kitabı. 1 Haziran'da Twitter'da azıcık dolaştıktan sonra bende oluşan arızalar aşağı yukarı şöyle şeyler. Hayatın anlamını aramaktayım yeniden. Antisosyal kişilik bozukluğu mikrobu yapıştı boğazıma. Gözüm seyirmekte tikler oluştu yüzümde. Yediğim içtiğim hiçbir şeyin tadı yok Nutella dahil. Kadim sektöre bile boş gözlerle bakmaktayım. Dizimizi keyif vermez oldu. Sohbet, muhabbet yok. Bodrum'a gidesim gelmemekte. Ne Bodrum'u? Evden çıkasım yok. Bebek sahili denilince tüylerim diken diken. 12 bin adım attım, gram serotonin salgılayamadım. Sanırım bu saatten sonra beni artık Twitter detoksu da kurtaramaz. Şöyle esaslı bir Türkiye detoksu yapsam kurtarır mı? Ondan da pek emin değilim. Nargile. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tütün karşıtı söylemlerinden yola çıkarak nargileye sıkı bir denetim ve yasak geleceğini düşünüyorum. Nargilenin kokusuna, nargilenin kültürüne, nargilenin oturuş düzenine, nargilenin dayattığı hayat tarzına, inceden kıl olduğum için hadi inşallah diyorum. Evet, bencilce, sorry. Gündeme dair kısacık kısacık. Yıl dönümünde sokaklara dökülmek, polisle itişip kalkışarak köprüye pankart asmak, sert sözlerle gezi eleştirileri, şu gezi goygoyu bitse de biraz kafamızı dinlesek. Canan Kaftancıoğlu'nun hapishaneye 4 saatlik gir çık yapması, Canan Kaftancıoğlu'na rüyasında görse inanamayacağı türden bir gösteri fırsatı sundu mu sunmadı mı? Genelde Kılıçdaroğlu Erdoğan'a soru sorardı. Bu kez Erdoğan Kılıçdaroğlu'na soru sormuş. Soru öyle sorulmaz, böyle sorulur mu demek istiyor nedir? Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu son soru, yüreği yetip aday olacak mı, olmayacak mı şeklinde. Bu soru Kemal Bey'in işini kolaylaştırır mı, zorlaştırır mı? Hala bir cevap verebilmiş değilim. Etrafımdaki herkesin sorunu ev sahibi kiracı ihtilafları. Buna son verecek düzenleme için harekete geçilmesi çok iyi oldu. Bugünlerde hiç ama hiç duymak istemediğim cümleler şudur. Rica etsem şu klimayı biraz kısabilir miyiz lütfen? Kanal D'de yayınlanan 3 Kız Kardeş dizisi tüm kategorilerde birinci oldu. Bu olay İclal Aydın arkadaşımızın kendisini yeniden var etme başarısıdır. Kadir Şeker hapisten bir çıksa, etrafımdaki herkese mandalinalı dondurma ısmarlayacağım. Bana sormayın koşa koşa nereye gittiğimi, zekaya aşık olmayan bir kadın bulmaya gidiyorum. Şef filmleri diye bir kategori var. Yumurta bile kıramayan benim gibi birinin bu filmlere meftun olması nasıl açıklanabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu diye genç ve yetenekli futbolcu Arda Güler'e demediklerini bırakmıyorlar. Hayatın başında azgın muhalif ne demektir öğrendi Arda Güler. Seçime kadar kafayı yemezsek bir daha kafayı yemeyiz. Kafede oturuyorum bir hanımefendi çocuğuna seslendi. Okyanus, okyanus. Hayatımda duyduğum en ilginç isim budur. Daha ilginçini duyana kadar.